Evet değerli dostlarımız, sevgili arkadaşlarımız, bugün sizlere tulum atası videosunu çekmeye karar verdik. Hatırlarsanız tulumla ilgili bana geçmişte çok sorular geldi. Tulumla isteyen arkadaşlar vardı. Ve ben de onlara dedim, tulumla evde yapmak çok zor olur. Hakikaten göreceksiniz. Bir takım zorluklar olacak. Sizler istediniz, biz de çekmeye niyet ettik. Fakat asıl tulumla çekmeme sebep olan neden? Televizyonda MasterChef programı izledim. Öncelikle oraya o MasterChef programına katılan o genç arkadaşlarımızın bu medeni cesaretten dolayı onları tebrik ediyorum. Fakat tabii ki hiç tulum atası görmedikleri için, sadece vitrinde görmüş diye muhtemelen, imaratın yapımı görmedikleri için ciddi orada sıkıntılar çektiler. Ben de bu vesileyle mesleğim pastacı ve tatlıcı olarak tulumanın itibarını bir nevi kurtarmak istedim. Onun için o arkadaşlarım kusura bakmasınlar. Ben bu noktada onları yine tebrik ediyorum. Ayrıca Mehmet Şef'e de, oradaki tüm şef arkadaşlara da tebrik ediyorum. Fakat Mehmet Şef'e özel iş yapıyorum. Çünkü görünümü biraz sert yapılı, çok ciddi bir arkadaşa benziyor. Fakat benim ustam da kulakları çınlasın. Hakikaten çok sert yapılı bir görünümü var, daha doğrusu görünümü vardı. Ama ben onunla çalışmaktan hakikaten zevk duyuyordum. Bugün Mehmet ustanın da işte beraber çalışmak, belki gerçekten onlara zevk vermek lazım. Çünkü o ciddi görünüm altında ciddi meyveler çıkar. Çünkü hakikaten bu mesleğin verdiği bir ciddiyet olması lazım. O arkadaşımı da ayrıca tebrik ediyorum yani. Şimdi bu tulum tatlısını iki aşamalı çekimimiz olacak. Birinci aşaması şurubunu önce kaynatacağız ve tamamen buz gibi olacak. Ondan sonra tekrar hamur kısmına geçeceğiz. Ben şu anda her zamanki gibi işte tenceremiz 2,5 kilo şeker kullanacağım. 2,5 kilo şeker ve 1 kilo 200 gram su kullanacağım. Ve bir tane de yumurta sıkacağım içine. Şu benim kullanacağım tulum tatlısının kalıbı. Bunu yine göstereceğim. Şu şurubun kaynadığı zaman içine dökeceğim. Plastiğimiz. Bu da tulumayı pişireceğim. Alüminyum tepsimiz. Şu da tulumayı hamurunu yoğuracağım. Ayrıca tepsimiz. Şu anda şekerimizi döküyoruz. Her zaman olduğu gibi. Efendim şöyle bir şey. Bu arada yukarıda evimizin üstünde inşaat var. İnşaattan dolayı bir takım sesler gelebilir. Kusura bakmayın bu noktada da. Evet, suyumuzu katıyoruz. Şöyle 200 gram suyumuz. Burada 1 litre suyumuz. Ve tulumanın şurubu koyu olması lazım. Ve kaynadıktan sonra da iyice soğuk olacak. Tulumumuz, şurubu soğuk, hamuru da yağdan sıcak sıcak dökeceğiz. Şöyle bu şekilde limon suyunu sıkıyorum ve kabuklarının içine beraber atıyorum. Şurubunu şöyle karıştırıyorum biraz dibinde şeker yanmasın. Limonuyla beraber kattım içine, oradan kokusu sinsin, zarar olmaz. Daha sonra kabuğunu çıkaracağız. Şeker erikten sonra karıştırmamıza gerek yok. Ondan sonra kaynamasını bekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi şurubumuz kaynıyor. Yani bizim tabirimizde göbek atıyor. Biz öyle deriz kaynadığı zaman. Ve şu anda biraz da karıştırıyoruz. Bu bir dakikada kaynadı. Ondan sonra altını söndürüyoruz ve bu şurubumuz bizim buz gibi olacak. Ondan sonra şurubu, tulumba, kızaran tulumalarını içine katacağız. Yani bunda şurup soğuk olacak, tulumba zaten sıcak olacak. Ya da kızarmış oluyor. Evet, değerli dostlarımız, sevgili arkadaşlarımız. Şimdi tulumanımızın şurubunu bir gün önceden yaptık. Malum size demiştim, tulumba iki aşamalı. Hatta muhtemelen üç aşamalı olacak. Birinci aşaması şurubumuzu dünden kaynattık. İkinci aşaması hamurumuzu ateşte yoğuracağız. Üçüncü aşaması da tulumba kalıbında yağ dökeceğiz tulumamızı. Şimdi bu ikinci aşamasında hamurumuzu ben size tarif edeceğim. Bu yapacak olduğumuz hamur bizim pastanede yapmış olduğumuz sistemin onda biri kadar küçük. Yani biz pastanede 1,5 kilo yapıyoruz. Burada 150 gram un. 150 gram un. 150 gram unumuz, 250 gram suyumuz var. Suyumuzu tencereye katıyoruz. Suyumuzu tencereye kattık. Efendim söyleyeyim. Ateşte pişirdikten sonra hamurumuzu bu
Tepsi içine alacağız. Orada tekrar yoğuracağız. Yumurtamızı katacağız. Bu margarin yerine şöyle bir kaşık kadar alıyoruz. Yemeğin içine katıyoruz. Suyun içine katıyoruz. Bunu ocağa koyacağız. Gel oğlum şurada yağları tanıtayım. Bu çiçek yağı hemen hemen 2 litreye yakın. Bunu tulumbamızın içine dökeceğiz ve burada pişireceğiz. Bu da malum şurubumuz dün tarif ettiğim şekilde. Bunlar şu anda buz gibi oldu. Hamurumuzu bekliyor. Evet, şimdi ocağa bunu katıyoruz. Altını yapıyoruz. Yavaş ateşte yapacağız. Yavaş ateşte. Şimdi şu tulumba kalıbımızı nerede bulacağız da sorabilirsiniz değerli arkadaşlarımız. Bu tulumba kalıbı 3 aparat. Malum bir içine giren sopası, bir de hamur kısmı, hamurunu alan haznesi. Bir de içine koyduğumuz yıldızı. Bunlar muhtemelen büyük züccaciyeleri bulabilirsiniz. Veya pastane malzemesi satılan yerlerde. Muhtemelen ekonomik değerde 100 lira civarında olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü epey hemen almadım, bilmedim, meslekten uzak olduğum için. 100'dür, 150'dir bu arada olabilir. Evet, şimdilik hamurumuzu yoğuracağız şu anda. Hamurumuzun, suyumuzun kaynamasını bekliyoruz. Biraz içine yağ kattık. Ve şu sopayla hamurumuzu pişireceğiz. Bu kısım biraz zor olan bir kısım. Değerli arkadaşlarım ama sizler için bu zahmete katlanacağız. Hakikaten evde göreceksiniz. Biraz bir takım sıkıntılar oluyor ama olmayacak bir şey de değil. Değerli dostlarım şu anda yağımız ve suyumuz kaynadı. Ve içine 150 gram unumuzu katıyoruz. Bismillah. Ve onu da bezimizle tutacağız çünkü sıcak. Evet. Getir onu biraz yakından çek. Bu arada ateşimizin altını biraz daha kıstık yani. Normalden de daha da minimuma indirdik. Çünkü kız ateşli olmaması lazım. Zaten elimiz de yanar aynı zamanda. Evet, şu anda biraz ilave olarak tekrar az bir yağ katıyoruz. Hamurumuzu toplasın diye. Şu anda hamurumuz olmuştur. Değerli dostlarımız altını kapattık. Ve zinimi tepsimize kattık. Şunları sıyıralım şöyle. Şimdi hamurumuzun soğuması için elimizle tabiri caizse oynuyoruz biraz yani. Oynuyoruz ki o da soğuyacak. Yumurtaları çok sıcak şekilde katamıyoruz ama biraz hamur ılıklaşması lazım. Evet. Şu anda sevgili dostlarımız İki tanesini katıyorum yumurtanın. Biri biraz duruyor. Ve yuvaracağım onu. Bir hamurumuzun birinci aşamasını yoğurduk. Gördüğünüz gibi en ufak bir pütürlük yok. Eğer içinde pütürlük kalırsa
Bu fütürü dedim, sert erimeye un. Tulumba kalıbını yıldızın ağzını tıkar ve tulumbayı düzgün çıkarmaz. O tıkandığı için hamurumuz tabiri caizse kaymak gibi olması lazım. Evet, hamurumuz yoğruldu şu anda. Toparlayacağız bunu düzgün bir şekilde. Evet. Öncelikle şunları. Evet değerli dostlarım, saf site örüntüsünü elimizle yağlıyoruz çiçeklerle. Evet, bu şu anda kalıba girecek, dökümü hazır. Elimizi yıkayalım, üçüncü aşamasına geçeceğiz. Sevgili dostlarımız, şu anda tulumbamızı yağın içine dökmeden önce tulumbayı böyle bir dakikadır çok az bir şekilde ırıklaştıracağım. Çünkü çok sıcak olursa zaten dökemem. Zaten dökemez ama bütün soğukluğu da gitsin diye azıcık şey yapıyorum, ılıklaştırıyorum. Değerli dostlarımız, şu anda yıldızımızı kalıbın içine katıyoruz ve hafif bir şekilde içini yağlıyoruz. Hamur direkt içine yapışmaz çünkü içerisi kuru olduğunda da elimi de ısıtıyorum, yağlıyorum. Kalıbın içini şöyle hafif de şey yapayım, hamur yapışmasın diye. Evet, şimdi şunu da bir yağlayalım şöyle. Evet, bunu da yağladık. Şimdi değerli dostlarımız, hamurumuzu alacağız. Kabımızı katıyoruz şimdi. Şu anda tulumamızı dökeceğiz. Yağla, bismillah. Burası işte biraz hassas olan bir yer. Değerli dostlarımız, şimdi burada ben bunu öyle ayarlıyorum ki bir nefes boyunca sıkıyorum, kesiyorum. Sıkıyorum, kesiyorum. Seri bir şekilde. Yani keserken düşünmüyorum. Ufak mı, büyük mü diye. Çünkü o anda hamur akar gider. Konsantreniz bu zaman. Sıkınca hemen kesin. Sıkınca kesin. Daha sonra ileriki hayatını ayarlarsın onu yavaş yavaş. İlk etapta düzgün hocanın pek tahmin etmiyorum. Evet, şu anda hamurumuz bitti ve değerli dostlarımız, şu anda tulumamızı ateşin üzerine katıyoruz ve hızlı ateş, en yüksek ateşte altını yaktık. Evet, bu şimdi kabarmaya başlayacak. Bir dakika. Kabardıkça şu kefirle birbirine yapışmasın diye sağa sola gezdireceğiz. Evet değerli dostlar, şu anda tulumamız yağ ısındıkça bunlar yerinden kalkacak, kabaracak. Biz de yavaş yavaş kefirimizi tek tek karıştıracağız. Muhtemelen bu 15-20 dakika sürebilir yani. Bu zaman diliminden ayrılmıyoruz. Devamını karıştıracağız ama şu anda değil. Kabardığı zaman. Evet sevgili dostlarımız, gördüğünüz gibi tulumamız kabardı. Ben de bundan yavaş şekilde böyle tek tek birbirlerine yapışmasın diye. Zaten yapışmaz normalde çünkü yağlı olduğu için ama baştan döktüğüm anda yapışanlar var. Birbirine değenler yapışanlar var. Biz onları şimdi öyle yavaş yavaş ayırıyoruz. Tulumba özellikle hamurken, daha bu kızarmadı şu anda. Özellikle hamurken, yani kızarma başlarken çok yavaş, itina ile. Çünkü birazcık çorba gibi karıştırırsan birbirinden yapışır ve aynı zamanda ezilirler. Onun için şu ilk safhası önemli. Biraz sonra kızardıktan sonra o kadar önemli değil de ama yine de böyle çorba gibi karıştırmayız. Özene bezene yavaş şekilde. Değerli dostlarımız, şu anda tulumamız gördüğünüz gibi kızarmak üzere. Şurubumuz da hazır. Sıcak sıcak içine kazıyor. Şurup
şunu bandıracağız. Şimdi bu artan yayı ne yapacağız? Hepinizin aklına gelecek olan soru muhakkak bu. Hastanede olsa bunlar devamlı kullanılan bir şey ama evde özellikle şurup, ya hadi artan yağı bir takım kızartmalara kullanabilirsiniz. Bunda bir herhangi bir sıkıntı yok ama şurup artarsan olacak. Artık o noktada ben de çok fazla bir şey diyemeyeceğim sizlere. Muhtemelen komposta gibi yerlerde değerlendirilebilir biraz. Veya şurubumuz çok gelecek olursa ben size ölçüyü yine tarif ettiğim ölçüden biraz azaltabilirsiniz. Burada mümkün mertebede bol yağda ve bol şurubu olsun diye buna rağmen yine minimum yaptım ama tam denk getiremezsin. Çünkü illa inerse yağı ve şurubu bol olacak. Şu anda yağımızın altını söndürdük. Turumamız yeterince kızardı. Ve şurubun içine batırıyoruz. Önce elimi şuruba batırıyorum. Ondan sonra çünkü direkt elimi turumanın içine katarsam elimi yakma şeyi var. Riskosu var. Şimdi aslında şurubumuz hem çok hem az. Normalde pastanede olsa bu şurubumuz göl gibi olurdu. İçinde tulumbayı rahat karıştırırız ve hem tulumba ezilmez hem de şurubun daha rahat çeker. Burada hem az dedim, hem az hem çok. Çok dedim, neticede illa burada artacak. Artar ne olacak? Artık orada onu kendiniz neticede zebil etmezsiniz. Saklarsınız. Bir müddet sonra bir daha yapmak icap ederseniz az bir şurupla ilave eder yine kullanabilirsiniz. Herhangi bir şey olmaz. Veya dediğim gibi kompost gibi şeylerde kullanabilirsiniz. Yani şu anda aklıma çok fazla bir şey gelmiyor. Evet, şimdi turmamız, bir de şunu söyleyeyim. Şurup da uzun müddet durmayacak. Durursa uzun müddet turmamız yumuşar. Onun için 10 dakika civarında yeter. Ondan sonra çıkaracağız tepsilere ve porsiyon tabaklarını servis edeceğiz. Değerli dostlarımız, bir video çekimimizin de sonuna geldik. Her zaman olduğu gibi karınca kaderini sizlere bir şeyler söyleme çalışıyorum acizane. Bu seferki söylemek istediğim nokta farklı bir nokta. Gerçekten ben bu video çekimine başladığımda ilk Kazandibi'ye başladık ve hakikaten çocuklarım hatıra kalsın, ileriki hayatlarında ihtiyaç olur, başkalarına muhtaç olmasınlar diye biz Kazandibi'ye yola çıktık. Fakat bu o kadar bizi şey yaptı ki, sizlerin istekleriniz ve arzularınız dolayısıyla bizi o kadar farklı mecralara çekti. Yani adeta sanki bir rutubur olduk gibi bir şey oldu. Arkası arkası videolar geldi. Ben de onu hayret ettim. Ama sizin o hakikaten hakkımızda yapmış olduğunuz iyi teveccühler, mutlaka olumsuzlar da var. Onlara da saygı duyuyorum. Her görüşe saygımız var. Şimdi ben bu video çekerken, video şeyine başlarken gerçekten bütün samimiyetimi söyleyeyim, para diye bir şey dünyamızda yoktu. Para diye bir şey dünyamızda yoktu. Fakat zaman gösterdi ki bizi YouTube kanalı paraya da yönlendirdi. Para da yönlendirdi. Onlar sağ olsunlar karınca kaderince bir şeyler yolluyorlar. Şimdi ben burada bunu söylemek için bunu söylemiyorum. Asıl niyetim şuydu. Bazı dostlarımız, hakikaten iyi niyetli arkadaşlarımız, Kadir Şinas kardeşlerimiz, yani büyüklerimiz ve abilerimiz neyse, bize diyorlar ki ya bir hesap açtığında size destek olsak, para yollasak gibilerinden. Gerçekten ben ömrüm boyunca hiçbir zaman parayı öne çıkarmadım. Ama onların bu ince düşüncelerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Böyle bir şey olamaz ve öyle bir şeye ihtiyacın yok. Ama YouTuber yolluyorsa o ayrı konu. O koca bir şirket, onlar yollayacaklar. Onun için sadece bunu söylemek için şey yaptım. Sizlere teşekkür babından ufak bir şey söylemek istedim. Ama şunlar da eğer mümkün olursa videoda video çekimlerim devam edecek. Arkası gelecek muhtemelen. Abone kayıtlarında bana biraz yardımcı olursanız olabilirsiniz ve olamaz. O da sizlerin kanaatinize kalmış. Bu noktada da sizlere teşekkür ediyorum. Şimdilik diyeceğim başka bir şey yok. Yeni bir videoda buluşuncaya kadar hoşça kalın. Sağlıklı ve sıhhatli günler geçirmenizi Allah'tan dua edeyim. Sizler de benim için dua edin. İnşallah yine görüşmek üzere. Yeni videolarda buluşuruz. İyi günler.